Merhabalar değerli Süper Haber izleyicileri, haberin olsun, hoş geldiniz. Sevgili Ceyhun Bozkurt'la beraberiz. Ceyhun merhaba. Selamlar Barış. Bugün seninle bir aslında son gelişmeyi konuşacağız. Yani bundan birkaç saat önce, aslında dün akşam saatlerinde ve sonrasında yine onunla bağlantılı bu HDP'nin kapatılması konusunu seninle değerlendirelim istiyoruz. Öncelikle bir vekilin hakikaten yani ben dinlediğimde tüylerimi diken diken eden sözleri var. Biraz ben onu hatırlatayım istersen izleyicilerimize. Şimdi bu HDP'den istifa etmişti daha önce bir malum. Türkiye İşçi Partisi'ne geçti İstanbul Milletvekili Ahmet Şık. Ruşen Çakır'ın Medyascope TV'deki yayınına katılıyor. Orada diyor ki yani işte bu devleti yıkmamız lazım diyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti katildir şeklinde konuşuyor. Şöyle devam ediyor. Evet, bu devlet katil ve evet, bu devleti yıkmamız gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü gerçekten odağına yurttaşı koyan, asgari hukuk ve demokrasi normlarını kendine rehber edinmiş bu ülkede barışı tesis edecek doğru bir devleti kurmak için yıkmak gerekiyor diyor. Sonra daha da ileri gidiyor. Malum çünkü bir soruşturma başlatılıyor kendisiyle ilgili. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen bir soruşturma başlatılınca bu kez sosyal medyadan bir mesaj yayınlıyor. Orada da diyor ki devlet katil sözlerin nedeniyle eleştirileceksem, yargılanacaksam eksik tespit yaptığım için bu olmalı. Çünkü devlet seri cinayetler işleyen bir katildir. Hiçbir devlet yoktur ki elinde kan olmasın diyor. Kimden destek geliyor ona? Yani çok eleştirildi, çok fazla tepki aldı ama Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın bu sözlerine şöyle destek veriyor. Ahmet Şık canımızdır ve dostumuzdur nokta. Şimdi bu videoyu sen de izledin, ifadeleri gördün. Şimdi daha önce bu ifadeyi kullanan birileri olmuştu hatırlarsan. Ne diyorsun? Yani ne diyorsun şimdi? Ben hakikaten nutkumun tutulduğu bir an. Bu adam bir de milletvekili üstelik yani. Evet. Mecliste şu anda. Bugün Sayın Bahçeli de tepki gösterdi. İşte milletin dedi, parasıyla, vergisiyle ödediği evet, vergilerle maaş alıyor. Evet. İşte bir devletten sayın maaş alıyor. Evet. Milletin parasından alıyor. Yani şimdi şöyle demiyor musun sen de? Ya kardeşim, madem sen bu devlete katil diyorsun, değil mi? Yani bir sürü başka şeyler de söylüyorsun. Yıkmamız lazım falan. Alma beğenmediğin bu devletin maaşını o zaman orada. Tabii. Yani şimdi şunu da söyleyeyim de hemen son dakika. Sayın Bahçeli de bundan birkaç saat önce, işte bir saat önce kadar grup konuşmasında tepki gösterdi. Çok da sert tepki gösterdi haklı olarak. Ve dokunulmazlığın kaldırılması gerektiğini, işte yargılanması gerektiğini o da ifade etti. Zaten soruşturma sürecinde eğer şey olursa zaten meclise gelir. Mecliste de muhtemelen dokunulmazlığı kaldırılır o şahsın. Şimdi dediğin gibi belli bir siyasi gelenek de demiyorum. Bu siyasetle de alakası olan bir şey değil. Genelde terör örgütleriyle iltisaklı yapıların eylemlerinde duyduğumuz bir slogandır bu. İşte katil devlet sloganı atarlar. Neden? Çünkü devletin belli operasyonlarına yönelik tepkilerinden dolayıdır. Terörle mücadele operasyonlarına. Devletin görevlilerinin bazen münferit olarak hukuk dışı yaptığı olayları hepimiz zaten gündeme getiriyoruz. Bu ülkede hukuk var. Sonuçta eksik gedik bir şekilde hukuk var. Ve bu süreçler işletildi. Geçmişte de biz gazeteciler olarak da sürekli gündeme getirdik. O tür münferit hukuk dışı olayları. Ama devletin organizasyonunu, devlet organizasyonunu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hukuk dışılıkla, hukuk dışı bir ifadeyle katil olarak tanımlaması, ben şunu düşünüyorum, aslında niyetlerini çok açık bir şekilde ortaya koymak. Bu neye benzetiyorum ben bunları biliyor musunuz? Şimdi komünist olarak da geziyorlar. Böyle biz işte Türkiye İşçi Partisi milletvekili oldu galiba. Oraya katıldı. HDP'den seçildi. Oraya gidiyorlar. Bunlar böyle yapıları geziyorlar. Şimdi geçmişteki Türkiye İşçi Partisi'ne bakıyorsun. İşte o 1960'lı yıllardaki Türkiye İşçi Partisi, Behice Boranların, Aybarların bir Türkiye İşçi Partisi'ne bakıyorsun. Evet, sosyalist dünya görüşünde ama aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlığını, anti-emperyalist duruşunu savunan insanlardan oluşuyor. Şimdikilere bakıyorsun, Amerikan emperyalizminin taşeronluğunu yapan herkesle işbirliği yapıyorlar. Ondan sonra her türlü işte PYD, PKK, Rojava dedikleri o Suriye'nin işgal altındaki bölgeye her türlü desteği veriyorlar. HDP ile PKK terör örgütünün siyasi ayağıyla bağlantılı çalışıyorlar. Şimdi bakıyorsun Türkiye İşçi Partisi ile de alakası olmayan bir o tarihteki
Türkiye İşçi Partisi ile de alakası olmayan bir yapıdan bahsediyoruz. Ben bunları kime benzetiyorum biliyor musun? Irak'ın kuzeyinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgal ettiğinde Irak'ta kurulu bir komünist parti vardı. Amerikan işgalini Saddam karşıtlığı dolayısıyla alkışlarla karşıladılar, törenlerle karşıladılar. Ondan sonra da kendilerine komünist, sosyalist demeye devam ettiler. Ben bunları onlara benzetiyorum. Devlet düşmanlığının temelinde 100 yıllık hınç, günümüzde emperyalizmin saldırganlığının sol ayağı olarak, emperyalist saldırganlığın sol ayağını oluşturan bir yapı ve amaç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkıp burada istedikleri düzeni, sistemi kurabilmek. İstedikleri düzen, sistem ne? Batı'nın kontrolünde bir devlet. NATO'nun hani o 5. kol dedik geçmişte, farklı farklı Sovyetler döneminde NATO'nun da Gladio yapılanmaları dedik. Bu dönemde sol adı altında emperyalist saldırganlığın Türkiye içindeki unsurları var. Ne diyordu Biden? Hatırla. Biz diyordu hükümeti yıkmak için muhalefeti destekleyeceğiz diyordu. Evet. Muhalefete de güçlü bir destek vermemiz gerekir diyordu. Bu cümleleri boşuna şey yapmamak lazım. İşte bu onun tezahürü. 100 yıl önceki hınç da nedir? 100 yıl önceki hınç Kuvayi Milliye ile kurduğumuz, bu kanla kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkıp 100 yıl öncesinin sevrini dayatmaktır. Yeni devlet dedikleri işte odur. Sevrdir. Yani onu şey yapacaklar. Ne yapacaklar? Yeni devlette ne olacak biliyor musun? Özellik ve arkasından Güneydoğu'nun, Doğu Anadolu'nun Türkiye'den kopuşu olacak. Yeni devlette Yunan Ege'de istediği gibi cirit atabilecek. Mavi vatanımızda istediğini yapabilecek. Bunların kamuflajı da şu olacak. Bakın barış, özgürlük, herkes, halklar birbirle barış içinde yaşıyor diyecekler. Ama alan almış olacak toprağımızı, coğrafyamızı. Barış dedikleri de bu olacak. Çünkü hep Sevr de bir barış. Hep vurguluyorduk ya biz. Sevr antlaşması da bir barış antlaşmasıdır. Lozan antlaşması da bir barış antlaşmasıdır. Hangi tip barışı istiyorsun? Sevr tipi bir barış mı istiyorsun? Lozan tipi bir barış mı istiyorsun? İşte bunların barıştan, işte barış içinde yaşayacağı bir devlet dediği de bu. PKK'nın devleti kurulacak. Ermeni, tırnak içinde söylüyorum, işte o sözde soykırımla ilgili Ermeni soykırımı tanınacak. Ermenilere o bu çerçevede toprak verilecek Ermenistan'a ve Türkiye'yi paramparça edecekler. Sevr'i güncelleyerek getirecekler ve bunun adına da barış diyecekler. İşte Ahmet Şık'ın kafasındaki yeni devlet modeli bu. Buna karşı direniş gerekiyor mu? Sonuna kadar direniş gerekiyor. İstediği kadar dokunulmazlık zırhı olsun. Elbette ki bir milletvekilinin hükümeti, ondan sonra siyasal iradeyi, devletin varsa münferit anlamda yanlış uygulamaları, kişilerin uygulamaları varsa elbette ki bir milletvekili bunu eleştirecek. Milletin hakkını arayacak zaten. Bu çok başka bir şey. Orada dokunulmazlık olacak ve her türlü konuşma hakkı olmalı. O sözünü ettiğim şeydi. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne katil diyeceksin. Arka arkaya ve provokatif çıkış yapacaksın. Bunu duyan adamlar sokağa çıkar. Provokatörler sokağa çıkar. Provokatörlere de çağrı yapıyor. Sokaklara çıkın demeye getiriyor bilinçaltına. Yani bunu meşrulaştırın diyor. Bu eylemleri meşrulaştırın diyor. Bu sloganla. İşte provokasyona da zemin hazırlıyor. O yüzden gereken hukuki işlem yapılmalıdır. Süreç işlemelidir. Sayın Bahçeli'nin önerisi de doğrudur. Bir şekilde zaten o soruşturma sürecinde meclise gerekli dosya gönderilirse, fezleke gönderilirse mutlaka o dokunulmazlık zırhı ve artı milletvekilinin düşürülmesi bile gündeme gelebilir yani. Yani senin dediğin gibi şimdi adam yani herkes, her Türk vatandaşı anayasal hakkıdır, ifade özgürlüğü vardır. Dediğin gibi muhalefeti de eleştirirsin, iktidarı da eleştirirsin, yönetimi de eleştirirsin. Fakat bu eleştiri falan değil ki ya. Devleti yıkacağız diyor adam. Adam açık açık biz diyor bu devleti yıkacağız. Bunun için uğraşıyor. Şeyden bir farkı ya, yok biliyor musun? Terör örgütlerinden ne farkın kaldı senin kardeşim? 96'da 97'de ondan sonra hatırla o 28 Şubat sürecinde bir anda ortaya çıkan gruplar vardı. 2000'li evet. Yıllarda bizim meczup dediğimiz yapılar da ne diyor? Onlar da bu devleti yıkacağız diyor. Ne farkı var? Hiçbir farkı yok bana göre. Hiçbir farkı yok. Onlara tepkimizi gösteriyorsak bu zata da bu kişiye de tepkimizi göstermemiz gerekiyor.
Vallahi işte sen güzel anlattın, tepkimizi gösterelim. Yani hukuk da gereğini bir an evvel yapsın bence de. Ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Şimdi bir şey geliyor, böyle iki kelimelik bir cümle geliyor aklıma da. Yıkamazsınız kardeşim. Öyle söylersiniz de bu devleti öyle yıkamazsınız. Kimler geldi, kim ne Ahmetçıklar geldi, ne Ahmetçıklar gitti, yine gidersiniz. Tabii. Yani mesela Aynen bu. öyle. Ya işte bizim işte şunu anlayamıyorlar. Bu devletin hangi dinamiklerle, hangi mücadelelerle kurulduğunu hala anlayamıyorlar. O yüzden ben dün sosyal medyada yazdım. Bu zihniyet batıdan, emperyalistlerden, birilerinden devlet dilenir, bize devlet hediye edin der. Bizse tam tersi kanla, mücadeleyle, Kuvayi Milliye'yle, Kurtuluş Savaşı'yla bu devleti kurarız. Bu coğrafyada kurulan devlet kanla kurulur. Bu milletin kurduğu devlet kanla kurulur. Yıkmayı isteyen de çok da net söyleyelim, kanı göze alsın. Evet. Peki şimdi bununla bağlantılı olarak bunu herkes için söylüyorum. Emperyalistler için de söylüyorum. Tabii. İçimizdeki hainler için de söylüyorum. Çok net söyleyelim. Tekrar vurgulayayım. Bu devleti, bu cumhuriyeti yıkmak isteyen kanı göze alsın. Yani tabii şunu da belirteyim. Bu bir tehdit falan değil. Şahsı özel değil, bir tehdit falan değil. Da yok burada. Onu da belirtelim. Kuvayi Onu yanlış Milliye'yi anlarlar. İstediklerini evet, yani. Anlasınlar. Onların istediği şey. Burada Kuvayi Milliye'yi incelesinler. O mesajı alırlar zaten. Evet. Bu coğrafya bu milletin mücadelesiyle kuruldu. Öyle birilerinin çizdiği sınırlar, birilerinin hediye ettiği bir devlet değil burası. Peki şimdi bununla bağlantılı olarak Ceyhun, diğer gelişmeyi de biraz değerlendirelim istersen. Bu HDP meselesi. Evet. Anayasa Mahkemesi'nin eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği bu HDP'nin kapatılması istemli iddianame Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir kez daha hazırlandı, yeniden hazırlandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin imzalı. Yaklaşık da 850 sayfalık bir iddianame Anayasa Mahkemesi'ne bir kez daha gönderildi. Yine işte içeriğinde yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak isteniyor. İşte partinin banka hesabına tedbir konulması da talep ediliyor. Şimdi bundan sonraki süreçte tabii iddianame Anayasa Mahkemesi raportörüne gönderilecek yine. Raportörün hazırlayacağı rapor da genel kurula sunulacak. Herhalde bir ikinci red olmayacaktır diye düşünüyorum. Bundan sonra herhalde HDP'nin kapatılmasına doğru aşama aşama gidiyoruz gibi görünüyor. Yani şimdi zaten o ilk iddianame garipti. Şöyle garipti. Yani neden öyle bir iddianame hazırlandı? Eksik oldu, gözden mi kaçtı? Bir bekliyorduk zaten. Şöyle bekliyorduk. Bir an önce tekrar bu konu gündeme gelmeli diyorduk. Çünkü HDP Türkiye açısından yaptığı politikalar, varlığından bahsetmiyorum. Elbette ki bir siyasi parti her türlü muhalefeti yapabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin biz mesela belli konularda söylemlerini eleştiriyoruz. Her söylemini eleştirmiyoruz. Haklı olduğu noktalar var, eleştiri noktaları var. Diğer partilerimizin öyle. Siyasi partiler sonuçta demokrasinin, Türkiye'deki hukuk devletinin, sosyal hukuk devletinin, bu demokrasinin gereği bir şekilde zaten. O noktada bizim HDP'ye itirazımız neydi? HDP artık adım adım, ya PKK terör örgütünün siyasi ayağı ve Türkiye açısından bir ulusal güvenlik problemi. Bu nedenle tekrar bu mesele gündeme gelmeli diyorduk. İşte tesadüf geçenlerde de bir yayında da konuşmuştuk. Gündeme gelmelidir dedik. Bu işte dün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi'ne gerekli başvuruyu yaptı. Tabii ki iddianamenin içeriğine tekrar bir bakmak lazım. Dediğim gibi ilk öne çıkan başlıklar işte 500 kişi hakkında siyasi yasak. Şimdi şu söyleniyor. Ya işte kapat, hep tekrar gündeme gelecek. Kapattın, ne oldu geçmişte? Şimdi ben de o zaman şunu söyleyeyim. Bir katil ya ne yapalım, bunu içeri alsak ne olacak, cinayetler duracak mı dediği zaman, dendiğinde de katili içeri almıyor muyuz? Sonuçta bir soruşturma yapmıyor muyuz? Yapılıyor. Bir tutuklama olmuyor mu? Oluyor. Bundan sonra cinayet nasıl olsa işlenmeye devam eder deyip katili tutuklamamazlık ediyor mu bizim güvenlik güçlerimiz? Yargımız gerekli cezayı kesmemezlik ediyor mu? Hayır. Bir suç varsa ve bu suç örgütlü bir hale geliyorsa artık o yapının, ha suç nedir? İşte kişiler cezalandırılsın. Şimdi kişiler cezalandırılsın da bu partinin sadece A kişisi, B kişisi suç işlemiyor ki. %70-80 yöneticisi adeta örgütün, terör örgütünün eylemliliğinin içinde bizzat yer alan isimler. Ne yapıyor mesela? Gidiyor basın propagandasını yapıyor. Ne yapıyor? İşte terör örgütüne katılımın artması için Diyarbakır'daki annelerin mücadelesini unutmayalım, sürekli hatırlayalım, hafızamızda tutalım. Terör örgütünün gidiyorlar, örgüte militan buluyorlar. Şimdi yönetici bunlar. Diğer siyasetçi kimliği.
çıkıyor meclis kürsüsünde, ben Öcalan soyadıyla gurur duyuyorum diyor mesela. Gurur duyuyorum diyor, terör örgütü. Bunu git bakalım Amerikan parlamentosunda bir Amerika'daki bir Müslüman desin ki ben Bin Laden soy ismiyle gurur duyuyorum desin bakalım misal. Veya bu ünvanla. Desin bakalım Amerikan parlamentosunda, temsilciler meclisinde, kongresinde. Desin bakalım. O tabiri caizse gök kubbeyi başına yıkarlar onu. Tabii canım, yani, tabii. Yani şimdi bizde bu yapılıyor. Şimdi o yüzden HDP'nin kapatma iradesi, HDP'ye yönelik kapatma iradesi kesinlikle doğrudur. Elbette ki bundan sonraki süreçlerde işte belki yeni anayasa tartışmalarında da gündeme gelecektir. Bu tür partiler nedir? Bu tür partiler etnik. Türkiye'yi etnik ve mezhepsel, bakın mezhepsel ayrışma da önemli. Etnik ve mezhepsel ayrışma götürecek herhangi bir iz bulunduğu anda o partilerin kuruluşuna da izin verilmemeli. Öyle zenginlik falan değil. Bizim zenginliğimiz AK Parti'nin içinde de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de, İYİ Parti'nin içinde de, MHP'nin diğer partilerimizin içinde de, Alevisi de var, Sünnisi de var, Türk'ü var, Kürt'ü var. Zenginliğimizi zaten yaşatıyorlar onu. Yani o yüzden etnik ve mezhepsel partilere karşı gerekli hassasiyet gösterilmeli ve Türkiye'yi bu tür, bakın bunlar provokasyon. Geçtiğimiz günlerde de gündeme geldi. Biz radyo yapılanmaları, işte Gazi olaylarını hatırla, provokasyonları hatırla, FETÖ'cülerin provokasyon planlarını hatırla. Hep Alevi-Sünni çatışması, Türk-Kürt çatışması çıkartmak isterler. O yüzden bu tür partilere de bundan sonra gerekli hassasiyet gösterilmeli ve kuruluşuna bile izin verilmemeli. Bu demokrasinin gereğidir, insan haklarının gereğidir. Çünkü bu tür partiler, yapılanmalar, bunlar parti falan da değil, o ayrı mesele. Bu tür yapılanmalar insanların hayatını kaybettiği, katliamların olduğu provokasyonların içinde yer alıyorlar. Örgütlü eylemliliğin içinde yer alıyorlar. Bu yüzden bunlara da dikkat etmek gerekiyor. O zenginliklerimizi de biz koruruz zaten. Elbette. Peki Ceyhun, ağzına sağlık. Değerlendirmelerin için teşekkür ediyorum. İlerleyen günlerde yine seninle görüşürüz. Bakalım hangi gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde. Biliyorsun bir de NATO zirvesi var. Orada da, Sayın Cumhurbaşkanı ile Biden bir araya gelecekler. Yüz yüze ilk defa bir görüşme olacak. Hakikaten de meseleler de belli. İşte S-400 özellikle. Bakalım o konuda hangi gelişmeler olacak. Onları da seninle değerlendiririz. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık bir kez daha. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın diyelim.